şimdi Sayın İmamoğlu ile ilgili eleştirimi ortaya koyup da bunun çantada keklik olmadığını hakikaten anketlerin sokakta olacağını ve %48-52'lik risk Sayın Erdoğan'dan ziyade özellikle küskünlere yani kurultayda kaybetmiş Cumhuriyet Halk Partili küskünlere dikkat etmesi, onları ikna etmesi veyahut da onları yanına alması gerektiğine işaret ettikten sonra Sayın Murat Kurum bağlar başında gençleri topluyor. Serabanım. Size her gün 3 çeşit çorba dağıtacağız. Cuma günleri de etli pilav vereceğiz diyor seçilirsen. Bak pilav üstü et. Tamam. Güzel. Hakikaten protein. 6 Şubat'ta depremler oluyor Serap Hanım. İlk akla ne geliyor biliyor musun? Sayın Murat Kurum da çevre bakanı işte bu şehircilikten sorumlu. İlk akla ne geliyor biliyor musun? Gençlerin yurtlarını kapatmak. Yani sadece Deprem 11 milyar değil. Için. Evet. Ama 6 Şubat sezonun en düşük zamanı oteller Tabii. moteller Antalya orası burası bomboş bu, bu devlet koskoca Türkiye Cumhuriyeti bu millet koskoca Türk milleti siz şimdi çocukların pilavını çorbasını düşünüyorsunuz 11 vilayette okul kapattınız ama bununla yetinmeyip 81 vilayette neyin nesi ya bu nasıl eğitim öğrenime önem vermek gençleri düşünmek sayın kurum. O dönemde diyemediniz mi ya? Biz hayırdır ne yapıyoruz? 6 Şubat'ta sezon kapalı. Bu oteller moteller bu milleti sığdıramıyor muyuz? Yani bizim çocuklarımız pandemi döneminde zaten inim inim inlemişler. Okuldan uzak kalmışlar. Çok icatları var ya uzaktan eğitim öğrenim. Öyle liselerde de orta öğrenimde de uzaktan fizik, kimya, matematik Hiç öğrenim. Hiçbir şey bilemeden mezun oldu Ya çocuklar. bu ülkenin en büyük sıkıntısı eğitim, eğitim öğrenim yatırımındaki sorunlarıdır. Eğitim öğrenim. Çünkü ağaç yaşken eğilir, neslin geleceğindir senin. O geleceğinle alacak ayakta duruyorsun. Bir programda gördüm. Umarım taklittir, montajdır diyorum. Ya Çin setliğini soruyorlar. Nerede Cins, Çin, Çin setli diyor ya. sokakta dolaşıyor, mikrofon uzatıyor. Çin'de diyemiyor ya. Ya Çin'de diyemiyor ya. Hocam ya şimdi, şimdi, bakanı, şimdi ben, ben, tarikatları şimdi, savunursa şimdi, böyle olur. Ben şimdi ben şimdi korkuyorum ya. Yani 22 ya, bu, yılda 22 bin kere ya, bu, kadar, bu kadar, ne bu kadar, çocuklarda? bu kadar sosyal medya, internet, bilgiye erişim imkanı varken bizim sadece magazin üzerinden dedikodu veya da efendim şu ne giydi, bu ne içti, bu ne yedi bunu mu takip ediyor bizim insanlarımız ya? Biraz bir yani biraz bilime, ilme, kültüre kardeşim ne olduk biz ya? Ya sana Çinse isminde Çin yazıyor. Diyemiyor ki Çin'de bırak ne, ne sebeple o Çin seddini yapmışlar, inşa etmişler. Çin'in hangi bölgesinde olduğunu da sormuyor. Çin seddi nerede diyor. Ve eğer o doğruysa ki birkaç ona benzer de gördüm. Yani Allah bize hakikaten yardım etsin yani. Yani neredeyse diyeceksin ki ya Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri kaç Herhalde 90 yıllık, 100 yıllıktır der çıkar cevabı içinden. Şöyle söyleyeyim, devam ediyorum. Esasında o çocuklar 6 Şubat'ta depremlerde o yurtlar kapandığında vardılar, feryat ettiler. Sosyal medyadan, her yerden. Onlar kimseden çorba, pilav istemedi, okul istedi. Sen yurt yapma, bu kadar genç kalacak yer bulamasın ki kendisi emlak konutunda senelerce başkanlığını yaptı. Ondan sonra binlerce lira kira versin. Ondan sonra metro yapacağım, çorba dağıtacağım de. Bu, bu şimdi bu, bu olmaz bak. Bu öngörü değil. Bu planlama değil. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bu sadece çorba üzerinden, pilav üstü üzerinden kardeşim haydi bakalım sizi idare edin. Bu değil. Ve ben bu bakış açısına katılmıyorum. Doğru bir bakış açısı değil. Yani siz eğer bu ülkenin gençlerine, çocuklarına böyle bakıyorsanız benim derdim şu kardeşim. Bu çocuğun okulu avcılardayken Pendik'te oturuyor, Düzce'de, Gebze'de, Bolu'da oturuyorsa benim o çocuğu onu orada binlerce lira para vermeden barındırmam lazım ya. O yurtlar niye yapmadınız arkadaş? Tokisiyle, emlak konutuyla. Niye bizim bizim geleceğimiz bunlarsa biz geldik gidiyorsak siz o 20 yaşında 25 yaşında 23 yaşında hatta 18 yaşında 17 yaşında çocukları niye yurtsuz evsiz baksız bıraktınız? Niye siz avcılarda okulu olan çocuğun pendikten kalkıp da her gün dünyanın en hızlı metrosunu yapsan ne yazar ya? Ya böyle mi planlama? Bunlara bak çözüm önerisi olacak. Bunlara yani efendim işte İstanbul Kanalı yapalım. Orada bir sürü toprak almış, arazi almışların rantına rant katmak. Toki ne yapacak? Suadiye'de da gidip de efendim göztepe'de veyahut da Beşiktaş'ta konut mu yapacak? Nerede? İstanbul Kanalı'nda yapacak. Rant, rant. Şimdi bu mu? Yani bu bunu, bu, bu 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 belediyecilikle mi övünüyoruz? Şehir planlamacılığı nerede? Bu millet 2030 yılında bu İstanbul kaç nüfus olacak? Bak ne diyorum Sayın Cumhurbaşkanı belediye başkanı olduğunda 10 milyonmuş olmuş şimdi 20 milyon. Yarın 30 milyon olduğunda sen bu kenti nasıl ayakta tutacaksın ya? Diyoruz ki biz İstanbul hafif rahatsızlandıysa öksürse şey, şey grip olur, zatürre olur Anadolu. Yani o kadar önemli bir kentten bahsediyor bak bahsettiğin kentin geçen yayında söyledim ne kadar vergi ödediğini. Bu ülkenin toplam gelirinin toplam gelirinin diyorum vergisini yarıdan fazlasını İstanbul ödüyor. Sen ne Fethet döneminden bahsediyorsun? İstanbul Fethet döneminde olsaydı sen beslenebilir miydin? Sen vergi toplayabilir miydin? Ha kayıt dışılık diyorsan var bak o. Şöyle söyleyip bitireceğim. İsmail de kusura bakmasın. Şimdi emlak konutu başkanlığı yaptı. Ben de bu eleştirimi burada Sayın Murat Kurum'a getiriyorum. Emlak konutu başkanlığını yaptınız. Sürekli ilgilendiniz. Neden çözmediniz? Şimdi yani bizim çorba, pilav, metro ile çocukların barınma sorununu, eğitim öğrenim sorununu mu çözeceğimizi zannediyoruz? Ya mı bu, ya bu mu yani belediyecilikte sorunları çözme yolu? Yani üç kap çorba dağıtıp da e, pilav üstü et vermek mi? Yani biz bu çocuklar okula gitsin, barınsınlar, o binlerce lira kiraları sokaklarda kalmasınlar, verebilsinler, binlerce lira kira yüküyle yüklenmesinler dediğimizde sosyal devlet anlayışı, belediyecilik anlayışı, o çocukları barınabilecekleri yerler, yurtlar yapmak değil mi? Bu öneri getirilmemeli Sayın kurum alternatif olarak ortaya çıkıyorsa, benim oyumu istiyorsa… Sayın İmamoğlu'nun yapamadıklarını. Ya Sayın İmamoğlu'na acizlikle suçlamak mesele değil. Alternatif kormada atmak diyorsun. Alternatif kormada. ve şöyle söyleyip bitiriyorum. Peki hocam. Dolayısıyla diyorum ki 6 Şubat'ta kusurlusunuz kardeşim. 81 vilayette yurtları kapattınız. Çocuklar zaten pandemi döneminde uzak kaldıkları okullarından yine uzak kaldılar. Bir yıl süresince uzak kaldılar. Eğitim öğrenimlerine devam edemediler. Başka bir şey söyleyeyim bitiriyorum. İktidar diyor ki İstanbul fetret devrini yaşıyor Selam Hanım Kim diyor ülkeyi yöneten iktidar Şimdi tabelaya bakalım birlikte. Bak tabelaya bakıyoruz, skora. Tüm ülkede toplam gelir vergisinin, kurumlar vergisinin, KDV'nin yarısından fazlasını topladığın devasa bir ekonomiye sahip İstanbul Fetret devrinde olsaydı sen bu kadar vergi toplayabilir miydin? Yaklaşık %60'lar civarında bütün Türkiye 81 vilayet 86 milyonun vergisini 16 20, 20 milyondan topluyorsun. Devam edip her kavramı kullanıp böyle içini boşaltıyoruz. Fethet Fethet. Şimdi, şimdi İstanbul'a fethet dersen o zaman ülke battı. Eğer İstanbul fethet devrinden geçiyorsa, geçtiyse ki bu ülkeyi zaten yöneten merkezi idare, belediyecilik hizmeti bakımından bahsediyor herhalde. 28 Mayıs'ta bir dolar ne kadardı Selam Hanım? 20 lira. Bugün kaç lira? 30, 30 lira. Liradı. Bunun sorumlusu kim? 28 Mayıs'ta faiz kaç? 8,5. Bugün kaç? 42,5. Bugün bir bankaya git paran varsa kaç faiz alıyorsun? %48-49. Şimdi ne hangi, hangi neyden bahsediyorsun? Bunun sorumlusu kim? İmamoğlu mu? O mu yaptı yani? Onu mu sorumlu tutacağız? Bitiriyorum. Hocam, bir, ki, bak, bırakalım, bak, bak, bu ekonomi değil. Bırakalım algı operasyonu. Bir, bir do, dolar niye 30 lira oldu? Faizler niye yüzde 40 gibi çıktı? O, yani bunun sorumlusu kim? Bunlar ha, depreme, imar barışına, betona, yıllardır yapılmayan şehir planlarına, ranta, bu şehrin nüfusunun 10 milyondan 20 milyona nasıl çıktığına bunlara cevap vermek lazım. Meseleyi mecrandan saptırırsa. İşte sadece bu işi betonla, sadece bu işi metro yapmakla, sadece bu işi işlem kentsel dönüşümle, rantla, sınırlı tıp, müteahhitler üzerinden, inşaat mühendislerinin biz bu İstanbul'un sorunlarını çözeceğimizi, ulaşım sorunlarını, deprem sorunlarını çözeceğimizi düşünüyorsak şehir planlamacılığı olmadan, geniş ufukla, geniş şerpazede düşünmeden o zaman sadece geçici süreyle bu insanların iradelerini sakatlıyoruz demektir. Peki.